düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 13 Ağustos Cuma, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Batı Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Bölgedeki can kaybı 31'e yükseldi. Kayıp bir kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi hayatı felç etti. Kastamonu'da 29, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da da kayıp bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketini yerinde inceledi. Bakan Soylu yaşanan seli böyle anlattı. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burada. Şu ana kadar hem etkililik alanı açısından hem de şiddeti açısından Dereli'deki karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada. Şunu söyleyebilirim. Özellikle burada yani Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Ama hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle hala çalışmalarına devam ediyorlar. Bakan kurumsa yaptığı açıklamada yaralıların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Tüm köylerimize ulaştık. Hasar tespitte çalışmaları da bugün itibariyle tamamlanacak. İnşallah önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız. Biz hemen hızlı bir şekilde altyapı hasarlarını, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarını, tespitlerini yine üst yapılarımıza ilişkin hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte başlattık. Önceliğimiz vatandaşlarımız, vatandaşlarımızın hayatı. AFAD, UMKE, polis ve jandarma arama kurtarma ekipleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Bu kapsamda Kastamonu'da 925, Sinop'ta 472, Bartın'da ise 323 afetzede güvenli bölgelere alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı kararıyla yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Sel bölgesinde durumlar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da felaketi yaşayan illerden Kastamonu'ya gitti. Felaketin ilk anlarından itibaren devlet olarak sizlerle beraberiz dedi. Üç ilin afet bölgesi ilan edildiğini de duyurdu. Diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi, burada da yine aynısını söylüyorum. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak ne yapıyoruz? Burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Cuma namazını Bozkurt Yeni Camii'nde kıldı, ardından vatandaşlara hitap etti. Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemizde bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Bu sadece ülkemizde olan değil, Amerika'sı da böyle, Kanada'sı da böyle, Almanya'sı, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle. Hep bu tür felaketlerle şu anda boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz. Ve temennimiz o ki bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Cumhurbaşkanı afet bölgelerinde tüm acil tedbirlerin devreye alındığını belirtti. Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde
120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Kurumlarımıza ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Aynı şekilde sel sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için de çalışmalara başladık. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. Bundan endişeniz olmasın. Afet olaylarını siyasete alet edenlere de eleştirilerde bulundu. Bu işin siyaseti olmaz. Ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle yakından uzaktan da ilgisi alakası olmayan tipler çıkıyor. Bütün bu afetlerin neyi nasıl gelip götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Ama onlar bakıyorsunuz hala gelip Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona bir yerden yara vereyim. Dertler bu. Ya yara veremezsiniz. Yara veremezsiniz. Biz bu milletle beraberiz. Biz işimize bakacağız. Ve onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım. Meteorolojik olaylar 2021'de de alabildiğine etkili oluyor. Hava sıcaklıkları yılın ilk yarısında ülke genelinde yüksek seviyelerde seyretti. Bir taraftan da etkili yağışlar gözlendi. Sele dönüşen sağanaklar pek çok şehri esir aldı. Yağmur, sel, fırtına, dolu ve hortum. Meteorolojik olaylar 2021'de de hız kesmeden sürüyor. Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisiyle meteorolojik olaylar artık daha şiddetli yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl kuraklığın etkilerini çokça hisseden Türkiye'de 2021'in ilk yarısına ait veriler meteorolojik hareketliliğin etkilerini ortaya koydu. 2021 mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla başladı. Ocak ayı sıcaklığı ortalama 5,4 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 50 yılda görülen en sıcak 2. Ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklıklarında görülen artış Şubat ayında da sürdü. Uzun yıllar ortalaması 3,4 derece olarak ölçülen sıcaklık geçtiğimiz Şubat'ta 6,2 dereceye çıktı. Şubat ayı aynı zamanda sıcaklık farkları açısından da dikkat çekiciydi. En düşük sıcaklık eksi 27,9 dereceyle Erzurum'da ölçüldü. En yüksek sıcaklıksa 27 dereceyle Rize'de kaydedildi. Yılın ilk iki ayında yaşanan yağışlar İzmir'de sele neden oldu. Evler, iş yerleri ve araçlar su altında kaldı. Mart ayında hava sıcaklıkları genel olarak tüm Türkiye'de mevsim normallerinde seyretti. Bu ayda en düşük sıcaklık Erzurum'da görüldü. Ayrıca Mart ayı boyunca Türkiye genelinde yağışlarda %33 artış meydana geldi. Nisan ayında mevsim normallerine göre yağışlar azaldı. Ülke genelinde kurak günler yaşandı. Mayıs ayında ise ortalama sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yağışlarda ise normal değerlere göre %56 azalma meydana geldi. İl bazında en fazla yağış Düzce'de, en az yağış Muğla'da tespit edildi. Haziran ayına gelince sıcaklıklar Haziran boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. En düşük sıcaklık 3 dereceyle Sivas Kangal'da kaydedildi. En yüksek sıcaklık 45,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Türkiye Temmuz ayını hareketli geçirdi. Sadece sıcak değil, aynı zamanda yağışlı da bir ay yaşandı. Rize ve Artvin'de Temmuz ayında yaşanan şiddetli sağanak sele sebep oldu. Ülkede uzun yıllar Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 dereceyken bu yıl 26,3 dereceye yükseldi. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklıksa 6,5 dereceyle Ardahan ve Kayseri'nin Sarız ilçesinde ölçüldü.
Ağustos ayında ise yurdun belli bölgelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Öyle ki içinde bulunduğumuz şu dönemde Doğu Karadeniz selle mücadele ediyor. Bunun yanı sıra hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sudan Devlet Başkanı'nı ağırlamıştı. İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan'dan Türkiye'ye 1 milyon dönüm tarım arazisi tahsis edildiğini duyurdu. Türkiye ile Sudan arasında enerji, savunma, maliye ve basın alanları başta olmak üzere toplam 7 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasındaki işbirliklerini ortaya koyan açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Sudan'da 314 milyon dolar değerinde Türk yatırımı bulunması, 20'si geçtiğimiz 2 yılda olmak üzere Türk müteahhitlik firmaları tarafından Sudan'da 90 proje üstlenilmiş olması ve Hartum'da açılan Ziraat Katılım Bankası şubesi güçlenen ekonomik ilişkilerimizin sadece birkaç örneğidir. Her iki ülkenin yararına olan bugüne kadarki yapılan anlaşmalar geçerliliğini koruyacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başkan'ın liderliğinde Türkiye-Sudan ilişkileri çok daha ileriye taşınacaktır. Oktay, Sudan'ın kalkınmasına yönelik desteğin süreceğini söyledi. Sudan, 1 milyon dönüm tarım arazisini işletmemiz için Türkiye'ye tahsis etti, dedi. Tarım alanında Türkiye-Sudan işbirliğini de güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Zat-ı Aliniz Başkanlığında dün gerçekleşen verimli temaslar sonucunda Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönümlük bir tarım arazisinin işletmeye alınmasıyla alakalı görüş birliğine varılmıştır. Bu miktarın inşallah ileride artırılması hususunda da yine mutabık kalınmıştır. Söz konusu karar, Türk iş insanları için Sudan'da önemli bir yatırım imkanı sunuyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma faz 2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı. Açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Türk Hava yerleşimiz için gönüllü olduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayında faz 2 aşamalarının tamamlandığını açıkladı. ODTÜ'den Profesör Doktor Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle geliştirilen VLP aşı adayında bir etap daha geride kaldı. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma faz 2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz 2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi ifadelerini kullandı. VLP aşısının Eylül ayında faz 3 çalışmalarına başlanılması planlanıyor. Öyle ki yeterli gönüllü sayısına ulaşılması durumunda acil kullanım onayı alınacak. Bakan Varank, gönüllü vatandaşlara çağrıda bulundu. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle aşılamaları sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz, dedi. Hain terör unsurları bu kez Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyon bölgesindeki bir üssü hedef aldı. Düzenlenen havan saldırısına hemen karşılık verildi ancak çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu. Acı haber bu kez Pençe Şimşek harekatından geldi. Şehit ateşi Adıyaman'a düştü. Terör örgütü PKK'nın alçak teröristlerinin düzenlediği havan saldırısında yaralanan bir askerimiz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit piyade uzman çavuş Hakan Bali bir hafta önce nişan töreni için gelmişti memleketine. Kısa bir süre sonra düğünü olacaktı. Ancak şehit oldu. O gelmeden acı haberi geldi. Bali ardında gözü yaşlı bir aile ve yarım kalan bir mutluluk hikayesi bıraktı. Şehit piyade uzman çavuş Hakan Bali'nin özgeçmişini arz ediyorum. Hakan Bali için ailesinin yaşadığı Besni ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Bali Türk bayrağına sarılı tabutta görev arkadaşlarının omzunda getirildi tören alanına.
Şehidin nişanlısı Ümmü Gülsüm Abbas törene nişanlısının beresini ve künyesini takarak katıldı. Gözyaşları içerisinde sarıldı nişanlısının naaşına. Onun ve şehit annesi Fatma Balin'in feryatları yürekleri dağladı. Şehit Hakan Bali öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dezenformasyon ve provokasyonlara karşı sosyal medya düzenlemesine ilişkin hazırlıklar hızlandı. Düzenlemenin temel dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak. Terör olayları, yangınlar, depremler, mülteci olayları. Sosyal medya provokasyonların ortalığı karıştırmak isteyenlerin yegane adresi. Sosyal medyadaki provokasyonlar tehlikeli paylaşımları bir kez daha gündeme getirdi. AK Parti'de sosyal medya düzenlemesinin ana çerçevesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Sosyal medya düzenlemesinin dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacak. Sözleşmenin 10. maddesinin 2. fıkrası esas alınacak. Yani ulusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve gizli bilgilerin yayılmasının engellenmesi için gerekli hallerde yaptırım uygulanabilecek. İnternet yasası Türkiye'de geçen yıl yürürlüğe girmişti. İnternet yasasında sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki sorumluluklar ve yaptırımlar düzenlendi. Yeni sosyal medya yasası paylaşımların içeriğiyle ilgili olacak. Dezenformasyona neden olan suçlar belirlenecek. Sosyal medya şirketinin yalan içeriği kaldırması, kullanıcıların da sorumluluk alması gerekecek. Türkiye'de sosyal medyayı provokasyon amaçlı kullananların sayısı hayli fazla. 25 milyon Twitter kullanıcısı var. 1,5 milyonu sadece siyasi paylaşımda bulunuyor. Bunların içinde önemli bir bölümde FETÖ'cü hesaplarda olduğu gibi yalan haber üretiyor ve yayıyor. Sosyal medya düzenlemesi Almanya modelinde olduğu gibi yalan haberlere karşı hapis cezası öngörüyor. Dünyanın diğer ülkelerinde de ağır cezalar uygulanıyor. Singapur'da 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Rusya'da yalan haberi 24 saat içinde silmeyen internet sitesine 1,5 milyon rubleye kadar para cezası kesiliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sel bölgesine yardım için harekete geçti. 13 personel ve çok sayıda araç destek için bölgeye gönderildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sel bölgesinde yaraları sarıyor. Tüm Türkiye selzedeler için seferber oldu. Devlet tüm imkanlarıyla orada. Dört bir yandan da yardım eli uzanıyor. Erzurum'dan da bölgeye ekip gönderildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı görevlendirdi. Ekipler çalışmalara destek için yola çıktı. Çok geçmeden 3 araç, 13 personel, 3 su motoru, jeneratör ve 3 dalgıç pompa sel bölgesindeydi. Ekipler çalışmalarda canla başla mücadele ediyor. Genel temizliğin yanı sıra kanal temizleme çalışmaları yapılıyor. Evlere dolan sel sularının tahliyesi yapılıyor. İzmir'de sel sonrası kaybolan işçiden hala bir haber yok. Ekipler aralıksız çalışıyor, tam 8 gün oldu. Yakınları arama çalışmalarını yakından takip ediyor ve küçük de olsa bir haber bekliyor. Sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Aksöyek'ten 8 gündür haber yok. HES tüneli işçisi Mustafa Aksöyek şiddetli yağış sonrası selde kayboldu. İlk günden beri aranıyor. Tam 8 gün oldu ama hala bir iz yok. Bütün arama ekipleri kayıp işçi için seferber olmuş durumda. Olumsuz hava koşulları nedeniyle aramalara zaman zaman ara verilse de pes edilmiyor. 400 metre uzunluğundaki tünel çamurla doldu. Bu da aramaları güçleştiriyor. Balçık ve moloz yığınları tahliye edilip tünelden çıkarılan çamur birikintileri de büyük titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler Aksöy'ün bulunduğu tahmin edilen giriş bölümündeki alanda biriken suyu boşaltmaya çalışıyor. Bölgede hem Aksöy'ün yakınlarının hem de iş arkadaşlarının hüzünlü bekleyişi sürüyor.
Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü Doğu Anadolu bölgesinde 16 deprem istasyonuyla fay hareketliliklerini takip ediyor. Bu merkezde Türkiye'deki anlık sismik hareketler anında tespit ediliyor. Depremlerin aslında belli bir zamanı yok. Mevsimsel bir farklılığa göre olma ya da olmama durumu yok. Herhangi gece gündüz arasında bir değişimi yok. Depremler mevsimlerden ya da günlük gece gündüz gibi faaliyetlerden etkilenmez. Depremler bölgedeki her depremin, her fayın belli bir tekrarlama aralığı vardır. Ve zamanı geldiği zaman bu tekrarlama aralığı dolduğu zaman bu faylar harekete geçer ve deprem meydana gelir. Doğudaki fay hareketliliği Erzurum Deprem Araştırma Merkezi'nde an be an takip ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu gibi iki büyük fay kuşağı Anadolu'yu boylu boyunca kesiyor. Türkiye'de bulunan bu fay zonları Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından anlık takip ediliyor. Kaydedilen sismik hareket verileri aralarında AFAD'ın da olduğu ilgili kurumlarla paylaşılıyor. Bu veriler aynı zamanda akademisyenlerin depremlerle ilgili bilimsel çalışmalarında da kullanılıyor. Ayrıca yüksek sismik aktiviteye sahip Doğu Anadolu bölgesinde çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Özellikle bizim için deprem bilimciler için Karlova bölgesi çok önem arz eden bir bölge. Çünkü Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonu'nun birleştiği bir alanda yer alıyor. Burası bir kesişim noktası. Erzurum'da ise dikkat edilmesi gereken 4 adet tektonik zon var. Bunlar Aşkale Fayı, Erzurum Dumlu Fayı, Palandüken Fayı ve Başköy Kandilli Fayı olmak üzere bölgemizi etkileyebilecek önemli faylar. Uzmanlar, Türkiye'de meydana gelen depremlerden herkesin kendine pay çıkarması gerektiğini vurguluyor. Deprem aynı iklimler gibi bazı bölgelerde nasıl sürekli iklim hep sıcaksa ya da bazı bölgeler iklim nasıl hep soğuksa ülkemizin bulunduğu tektonik koşullardan dolayı depreme her zaman maruz kalma riskimiz var. Özellikle Anadolu bloğu, üzerinde bulunduğumuz Anadolu bloğu üzerinde çok önemli tektonik birimler var. Bu sebeple büyük depremlerin olma olasılığı var ve buna hazırlıklı olmalıyız her zaman. Erzurum'da seyir halindeyken alev alan bir otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Sürücü son anda paçayı kurtardı. Olay Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yoncalık semtinde meydana geldi. Erzurum'da bir otomobil Yoncalık semtinden Cumhuriyet Caddesi istikametine doğru ilerliyordu. Otomobilin kaporta kısmı birden alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden sürücü kendini cam havliyle dışarı attı. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis aracın yoldan kaldırılmasıyla yolu trafiğe açtı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2021-2022 sezonunun ilk maçında Menemen Spor'la karşılaşacak. Maç 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynanacak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Menemen Spor karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolda 2021-2022 sezonu başladı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Menemen Spor'a konuk olacak. Karşılaşma 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynanacak. Maç için hazırlıklar sürüyor. Mavi beyazlı oyuncular kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözer'i yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Yeni eğitim dönemi 6 Eylül'de başlayacak. Bu kapsamda öğrenci kayıtları için süreç devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erzurum genelinde okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liseye 19.234 öğrenci kaydoldu. Okulların açılmasına bir aydan az bir zaman kala öğrenciler ve veliler için okul kayıt telaşı başladı. Erzurum'da şimdiye kadar 19.234 öğrencinin yeni okullarına kayıtları yapıldı.
2021-2022 eğitim öğretim yılı başlarken Ağustos ayı içinde yapılması planlanan okul kayıt işlemlerine dair araştırmalar hızlandı. Şimdiki plana göre okullar 6 Eylül'de açılacak. Ancak okul öncesi ve birinci sınıflar okula uyum haftası kapsamında eğitime diğer sınıflardan bir hafta erken başlayacak. Öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Mecburi ilk öğretim çağına gelen 1.536.413 çocuk birinci sınıfa, 1.308.352 öğrenci de beşinci sınıf olmak üzere toplam 2.844.765 öğrencinin ek kayıt işlemi tamamlandı. Erzurum'da okul öncesine toplam 918, birinci sınıfa 7.259, beşinci sınıfa 4.917, dokuzuncu sınıfa da 6.140 öğrenci kaydoldu. Bu öğrencilerin merkez ilçelere göre dağılımı ise şöyle oldu. Yakutiye ilçesinde okul öncesi eğitime başlayacak öğrenci sayısı 365, Palandöken'de 395, Aziziye'de 158. Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı Yakutiye'de 3.625, Palandöken'de 3.005, Aziziye'de 629. Beşinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı Yakutiye'de 2.016, Palandöken'de 2.301, Aziziye'de 600. Dokuzuncu sınıfa kayıt yaptıracak öğrenci sayısı Yakutiye'de 3.038, Palandöken'de 2.194, Aziziye'de ise 908. Yeni kayıtların yapılmasıyla birlikte sayılar da değişecek. Kent genelinde toplam 137.685 öğrenci eğitim alıyor. Bunlardan lisede öğrenim gören öğrenci sayısı 48.201, ortaokulda öğrenci sayısı 43.759, ilkokuldaki öğrenci sayısı ise 44.368 oldu. Okul öncesi öğrenci sayısı ise 1.357. Öte yandan veliler çocuğunun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak edilen tüm bilgileri e-okul yönetim bilgi sistemi internet adresinden ulaşacak. Veli bilgilendirme sistemi giriş ekranından öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve okul numarası girilerek sisteme kolaylıkla erişilebiliyor. Burada öğrenilecek okula başvurarak kayıt için gerekli evraklar teslim edildiğinde öğrencinin kayıt işlemi tamamlanmış olacak. Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası Erzurum'da sağanak etkili oldu. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte yoğunluk yaşandı. Erzurum'da sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte yoğunluk yaşandı. Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası kent merkezinde yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafikte yoğunluk yaşandı. Araçlar güçlükle ilerlerken yetkililer su baskınlarına karşı önlem aldı. Erzincan'da etkili olan sağanak heyelanı da beraberinde getirdi. Sakal tutan mevkiinde yaşanan felaket sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışma sonucu karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Erzincan-Sivas karayolunda heyelan meydana geldi. Hem geliş hem de gidiş yolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Erzincan'da etkili olan sağanak felaketi de beraberinde getirdi. Sakal tutan mevkiinde heyelan yaşandı. Yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak yolu kapattı. Birçok vatandaş yolda kaldı. Biz Ağrı'dan geliyoruz. Araç almak için geldik. Bir saattir bekliyoruz. Evet, yağmur yağışı vardı bayağı herhalde. Yağmur yağışı vardı. Alt yolda da hatta orada da aynı sıkıntı vardı. Arkamız da kapandı, önümüz de kapandı. Ne bileyim, yolda kaldık abi ya. Çok yağmur yağıyordu. Yağıyordu abi ya, çok yağıyordu. Öte yandan heyelan nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler de kaza yaptı. Arkasında kamyoncu vardı zaten, o da söylüyor aynısını. Diyor ki yağmur çok yoğun yağdığından dolayı senin geldiğini göremiyor. Göremeyince vuru vurmaz havalanınca direkten duvarın dibinden buraya kadar frensiz bir şekilde geldi, duvar dibinde durdu ancak. Kazada can kaybı olmazken maddi hasar oluştu. İhbar üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Karayolları ekipleri kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Çift yönlü yaklaşık 3'er kilometrelik araç kuyruklarına neden olan heyelansa havadan işte böyle görüntülendi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. "20 yaşında bir genç doktor olma hayalleri vardı. Hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştı. İlk adımı attı. Üniversite sınavında Türkiye birincisi olmuştu ama o hayaller yarım kaldı. Alkollü bir sürücü onu canından etti." Hayalleri vardı. Beyaz önlük giyip doktor olacaktı. Çok çalıştı bunun için. Hayallerine ulaşma yolunda ilk adımı attı. Yükseköğretim kurumları sınavında birinci oldu. Ancak alkollü bir sürücü o hayali yarım bıraktı. 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin trafik kazasında hayatını kaybetti. Necati Kaan Şahin henüz gençliğinin baharındaydı. Doktor olmak istiyordu. Hedefleri için çok çalıştı. Milyonlarca üniversite adayı arasında birinci oldu. Tercihlerini bu yönde yaptı. Ancak sonucu görmek nasip olmadı. Motosikletiyle seyir halindeyken alkollü bir sürücünün kurbanı oldu. Ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Genç doktor adayı ailesinin yaşadığı Kocaeli'de gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Babanın diğer oğluna sarılarak teselli araması yürekleri dağladı. Şanlıurfa Siverek'ten geçen petrol boru hattı delindi. Yer altından metrelerce yüksekliğe petrol fışkırdı. Boşa akan tonlarca petrol nedeniyle hasar oluştu. Petrol boru hattı delindi, mısır tarlası petrolle kaplandı. Olay Şanlıurfa Siverek karayolunda mısır tarlasından geçen Batman 4 yol boru hattında meydana geldi. Tarlalar arasındaki kaya ve taşları temizleyen bir iş makinesi boru hattına zarar verdi. Delinen boru hattından metrelerce yükseğe petrol fışkırdı. Tarlada çalışan çiftçiler durumu jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine bildirdi. Buradan 400-500 metre ilerisinde çalışıyoruz. Bir baktığımızda borudan fışkırma oldu, patlama sesi bize gelmedi yani. İtfaiye ekipleri yangın olasılığına karşı çevrede önlem aldı. Ham petrolün yayıldığı yaklaşık 20 dönüm ekili alanda güvenlik çemberi oluşturuldu. Olay yerine ulaşan teknik ekipler petrol akışının durdurulması için yoğun uğraş verdi. Boşa akan tonlarca petrol nedeniyle tarlalar zarar gördü. Tunceli'de bir girişimci devletten aldığı destekle karpuz cipsi yapmaya başladı. Başka meyvelerden de cips yapıyor ama en dikkat çekeni karpuz çünkü o dünya pazarına açıldı. Daha şimdiden 4 tonluk siparişi var. Devletten destek aldı, karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı. Tunceli'li girişimci Salim Tufan, 23 yıl boyunca farklı şehirlerde turizmle ilgilendi. 23 yılın sonunda memleketi Çemişgezek'e döndü. Tekrardan geri dönüşten sonra ne yapalım, ne edelim derken böyle meyve kurusu işine girdik. Devletten aldığı destekle meyve kurutma tesisi açtı. 23 çeşit meyveden cips yapıp satmaya başladı. Bunlardan en ilginç olanı karpuz cipsi. Şimdi bizim Çemişgezek'in en meşhur ürünlerinden bir tanesi Ulukaladütü, coğrafi işaret almış. Onun yanında bilinmeyen farklı bir lezzeti daha var. Hıdros karpuzu diye anılan bir karpuzumuz var. Diğer meyvelerin kurularına her yerde rastlamak mümkün ama karpuz öyle değil. Susuz yetişen bir karpuz olduğu için sadece sertifikası olmadığından organik diyemiyoruz. Ama tamamen organik. Hıdros karpuzu susuz yetiştiği için kurutulması kolay oluyor. 8 saatte hava yoluyla karpuzun mevcut suyu alınıyor. Vitamin, mineral ve lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Fırınlanıyor ve 24 saat boyunca dinlendiriliyor. Ondan sonra da vakum difrizde pastörize ediyoruz. 24 saatte difrizde kalıyor herhangi bir bozulmaya karşın. Ardından da vakumluyoruz. Herhangi bir hava teması kesinlikle olmuyor. Son işlemin ardından karpuz cipsleri tüketiciye ulaşacak hale geliyor. Karpuz ve diğer meyvelerin kurularına talep oldukça fazla. Şu an 3 tane anlaşma yaptık. Ekim ayı itibariyle İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya anlaşma yaptık.
4 ton civarında bir anlaşmamız şu an. Girişimci Salim Tufan'ın şimdiki hedefi ise 25 kişiye iş imkanı sunan bu tesisi fabrikaya dönüştürmek. Nasip olursa bu işi daha da büyütüp atölyeyi fabrikaya çevirmek istiyoruz. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.